Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Kurtu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ali. Dün gece itibariyle Sui Testnet'te ikinci aşamaya geçildi. Peki bundan sonraki süreçte ne yapmamız gerekiyor? Nasıl ilerlemeliyiz? Bu videoda sizlerle bunun detaylarını inceleyeceğiz. Hepimizin bildiği gibi Aptos'ta sadece birkaç işlem yaparak ve çeşitli NFT'leri mint ederek bile binlerce dolarlık airdroplar kazandık. Tabi sadece testnetten de airdrop kazanıp bırakmadık. Ardından mainnet'i geçtikten sonra da hem NFT'ler hem coin'ler ile kazanmaya devam ettik. Ve aynı kazançların suy ağında da olmasını bekliyoruz. Peki şu an için ne yapabiliriz? Öncelik olarak cüzdandan başlamak istiyorum. Sui Wallet'ta da bir güncelleme geldi. Cüzdanımızın son sürümde olması çok önemli. Bu şekilde cüzdanımıza girdikten sonra sağ üstteki 3 çizgiye basalım. Wallet versiyon kısmında cüzdanımızın burada yazıldığı gibi. Yani 23.1.26.226 olması gerekiyor. Eğer cüzdanımız bu sürümde ise herhangi bir şey yapmamız gerekmiyor. Ancak cüzdanımızın sürümü eski versiyonda kaldıysa yani bu sürümden daha düşük bir versiyondaysa cüzdanımızı güncellememiz gerekecek. Peki bunu nasıl yapacağız? Cüzdanımızı güncellemenin iki farklı yolu var. İlk olarak bu cüzdanı komple kaldırabiliriz. Komple kaldırdıktan sonra Chrome'dan tekrar gidip Sui Wallet'ı kurabiliriz. Bunun linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Eğer bu şekilde güncellemek istemiyorsak yani cüzdanımızı kaldırmak istemiyorsak bunu eklentilerden de yapabiliriz. Şurada gördüğünüz gibi bir puzzle parçası var. Buna tıklayalım. Burada uzantıları yönet seçeneği var. Buraya girdiğimiz zaman size geliştirici mod kapalı olmuş olacaktır. Geliştirici modu açalım. Ardından Suyu Wallet'ta ayrıntılara tıklayalım. Açılan bu kısımda gördüğünüz gibi sol tarafta bir güncelle butonu çıktı. Geliştirici mod eğer kapalıysa bunu göremezsiniz. Geliştirici modu bu yüzden açmamız gerekiyor. Bu sol taraftaki güncelle butonuna bastığımız takdirde cüzdanımız güncellenecektir. Şimdi cüzdanımız eğer son sürümde ise mesela şöyle bakalım cüzdanımız evet şu an son sürümde. Ancak ben herhangi bir testnette herhangi bir şey katılamam. Herhangi bir depin epine testnetine katılamam. Çünkü cüzdanımda herhangi bir test dokunuyor. Bunun nasıl temin edebilirim? Şimdi bunu temin etmenin Tek bir yolu var Discord kanalı. Discord kanalı dışındaki herhangi bir şekilde testnet falseti olmayacağını söyledi ekip. Yani dolayısıyla herhangi bir web sitesi falan karşınıza çıkarsa bunun test token ile ilgili ve cüzdanınızı bağlamanızı isterse bunlara itibar etmeyin. Bunlar çok yüksek ihtimalle scam'dir. Şimdi Discord kanalına girelim. Discord kanalına girdiğimiz zaman sol taraftaki bu kanallardan yani şimdi biraz aşağı indiğimiz zaman şu şekilde developer'ın altında iki tane kanal var. Devnet faucet ve Testnet faucet. Şimdi, e, Sui voltumuzu şu şekilde göstereyim. Şu an hem Testnet aktif, hem Devnet aktif. Şöyle girelim. Sui, Testnet ve Sui Devnet. Şu şekilde geçiş yapabiliyoruz ikisi arasında. Şimdi Sui Testnet'e geldik. Cüzdan adresleri zaten aynıdır. Sui Testnet'ten cüzdanımızın adresini kopyaladık. Testnet faucet'ına girdik. Şimdi burada zaten birçok kişi, gördüğünüz gibi hani bayağı da bir e, ilgi var aynı formatta yazacağız. Şimdi şu şekilde elle de yazabiliriz. Sen yani şöyle e, faucet, boşluk ve cüzdan adresi şeklinde elle de yazabiliriz. Veya işte şöyle herhangi birine gidelim. Bunun yazdığı mesajı kopyalayalım. Buraya yapıştıralım. Cüzdan adresi kısmını silip kendi cüzdan adresimizi yapıştıralım buraya ve enter diyelim. Burayı birkaç kere kontrol edelim. Hani herhangi bir yanlışlık olmasın. Çünkü buraya 6 saatte bir mesaj gönderebiliyoruz. Dolayısıyla bir Yanlışlık yaparsak 6 saat beklemek zorunda kalabiliriz. Şimdi ben bunu yazdım ve Enter diyerek gönderdim. Şimdi işlemin onaylanmasını bekleyeceğiz. Normal süreçlerde bu işlem çok kısa bir şekilde onaylanır. Ancak dediğim gibi şu an çok yoğun bir ilgi var. Evet mesela benimkini onayladı. Her an cüzdanıma ses dokunları düşebilir. Buradan kontrol edeceğiz. Yani dediğim gibi şu an ikinci aşamaya da yeni geçtiği için çok yoğun bir talep var. Burada gönderdiğimiz zaman belki yani her şeyi doğru yazmış olabiliriz ancak yine de test tokenları gelmeyebilir. Bunun için tekrar tekrar denemekten başka bir çaremiz yok şu an için. Örneğin bana hala gelmedi bekliyorum. Evet yaklaşık 3-4 dakika bekledikten sonra bana test tokenları düştü. Bu şekilde cüzdanımda 0.1 suit test tokenı var. Peki şimdi ne yapabiliriz? Şu an örneğin NFT kısmında bir NFT mint diyebiliriz. Bunun için Cüzdanımıza girdiğimiz zaman alt taraflardaki app seçeneği var. Buraya gelelim. Ve en üstte Mint NFT var. Buna bir kere tıklayalım. Bir e, doluyor. Evet NFT kısmına tekrar geçiyorum. Gördüğünüz gibi mesela şu an su ile bir tane NFT Mint demiş olduk. Buradan birkaç kere yapabiliriz. Bunun fiyasını da cüzdandan otomatik olarak kesiyor zaten. Bunların haricinde stake işlemi yapabiliriz. Bunun için cüzdanımıza stake seçeneği var zaten direkt hani ana sayfasına var cüzdanın. Stake dediğimiz zaman burada çeşitli validatörler çıkıyor. Bunlardan herhangi birine girelim. Hatta mümkünse yani olabildiğince çok validatöre stake edelim. Şimdi ben şöyle bunu seçtim. Select dedim. Devam ettim. Şimdi buradaki kısma stake edeceğim miktarı seçeceğim. Ancak buraya ondalıklı bir sayı girmem gerekiyor. Çünkü elimde çok az suit var. Örneğin işte 0.001. Ama şu an cüzdandaki bir hatadan dolayı ondalıklı sayıları kabul etmiyor. Ekip bunun en kısa sürede düzeleceğini söyledi. Yani bu düzeldiği zaman zaten biz bunu Telegram kanalımızda duyurusunu yaparız. Buraya girdiğiniz zaman işte ondalıkta herhangi bir sayı yazarak stake now dediğimiz zaman bu stake işlemini de gerçekleştirmiş olur. Bunların haricinde çeşitli işte suyu yağında çıkacak olan e, deplerin testnetlerine ve devnetlerine katılacağız. Yine aynı şekilde suyu yağında çıkacak olan NFT'lerin halke etkinliklerine katılıyoruz şu an. Yani birçoğuna katıldık bile hala bunlar gelmeye de devam ediyor. Ve biz bunları buldukça hem Twitter'dan hem Telegram'dan paylaşıyoruz. Dolayısıyla Sui ağında olası bir airdropu kaçırmak istemiyorsanız eğer kripto kurduğunu her türlü sosyal mecradan takip etmeyi unutmayın diyorum. Bugünlük yapacağım işlemler bu kadar da. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi Sui'de olası bir airdrop ödülünü kaçırmak istemiyorsanız eğer kripto kurduğunu her mecrada takip edin diyorum. Hoşçakalın.